Hepinize tekrardan merhabalar saygılar hocalarım. Anne çocuk sağlığı ve ilk yardımda kaldığımız kısımdan devam ediyoruz. Diğer bulaşıcı hastalıklar kısmıyla tekrardan karşınızdayız saygılar hocalarım. Şimdi diğer bulaşıcı hastalıklar olarak karşıma çıkan ilk hastalığım kaba kulak. Kaba kulak viral bir hastalıktır. Yani virüs viral bir hastalıktır diyelim. Viral bir hastalıktır. Virüs temellidir yani. Hastalık direkt temas ya da damlacık yoluyla bulaşır. Kulak altındaki tükürük bezlerinin şişmesiyle oluşan bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır saygılar hocam. Yani şöyle yazalım. Kulak altındaki tükürük bezlerinin şişmesiyle oluşur. Bulaşıcılığı yüksektir. Bulaşıcılığı yüksektir saygılar hocalarım. Ağız açıklığı böyle daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ağız açıldığı an böyle ağrı yapar. Daha çok 15 yaş altı çocuklar görür bu hastalığı saygılar hocalarım. Erkeklerde yetişkinlikte geçirilen kaba kulak özellikle ergenlerde testislerde kısırlığa yol açabilen iltihaplanma oluşturabilir. Biz buna şey diyoruz. Orşit. Orşit. Yani testislerin iltihaplanması, şöyle yazalım, testislerin iltihaplanması. Zaten dediğim gibi sonu IVT ile biten %90 nedir? Ne demiştik? İltihaplanma olarak geçiyor Latince'de. Bu da neye neden oluyor saygılar hocalarım? Kısırlığa neden oluyor. Kısırlığa neden oluyor erkeklerde özellikle ergenlik yaşlarında meydana gelirse erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor. Kuluçka süresi 16 ile 21 gündür. Ateş, baş ağrısı, iştahsızlık ve halsizlikle başlar. Aşı ile korunması yapılabilir saygılar hocalarım. Aşı vardır diyelim kaba kulak için. Geldik diğer hastamıza difteri. Bir diğer ismi hocalarım kuş palazıdır. Kuş palazı. Halk arasında bu isimle anılıyor. Kuş palazı olarak anılıyor. Kısa süreli bulaşıcı ve öldürücü olabilen bakteriyel bir hastalıktır. Bakın. Bakteriyel bir hastalıktır. Ve öldürücülüğü yüksektir. Öldürücülüğü yüksek bir hastalıktır saygılar hocalarım. Hastalık direkt temas veya damlacık yoluyla bulaşıyor difteri dedi. Kuluçka süresi 1 ile 5 gün arasında değişiyor. Difteri etkeni boğaza yerleşir ve boğazda beyaz gri renkli lekeler görülür. Bakın boğazda beyaz gri lekeler görülür saygıdeğer hocalarım. Ateş belirtisi vermez ya da varsa çok hafif ateşle seyredebiliyor difteri hastaları. Boğazda ağrı ve nefes güçlüğü bulguları gözlenir saygıdeğer hocalarım. Tedavide geç kalınırsa hastalık felç ve ölümlere yol açabilir. Bakın tedavi gecikirse diyelim felç ya da ölüm ihtimalleri nedir saygıdeğer hocalarım? Vardır. Difteri için geliştirilen serumlar veya antibiyotik tedavisi uygulanır. Zaten bakteriyel hastalıkların çoğunda antibiyotik tedavisi uygulanıyor saygıdeğer hocalarım. Difteriden korumak için gerekli aşı ülkemizde karma aşılar içerisinde uygulanmaktadır zaten. Aşı kısmına geldiğimde de aşılardan bahsedeceğiz saygıdeğer hocalarım. Bir diğer hastalığımız boğmaca. Çocuklarda daha çok böyle bebeklik döneminde görülen çok bulaşıcı olan ağır seyirli bakteriyel bir hastalıktır. Buraya gene bir bakteriyel yazalım. Bakteriyel yazıyorsak hocalarım nedir? Antibiyotikle tedavisi olur. Damlacık enfeksiyonu ile solunum yoluna çok kolayca bulaşabilen bir hastalıktır. 1 ile 2 hafta kuluçka süresi vardır. Özellikle geceleri artan öksürük nöbetleri, kanamalar ve boğulmalar oluşur. Bakın öksürük nöbetlerin kanama ve boğulmalara neden olur. Neden olursa gider hocalarım. Bunun yanında öksürük nöbetlerinde kusmalar da görülebilir. Öksürük esnasında boğmacaya özgü ıslık sesi duyulur. Bakın ıslık size ne yapar? Soru çözdürür saygıdeğer hocalarım. Islık sesi. Kendisine özgü karakteristiktir boğmacada. Korumak için aşı ülkemizde karma aşılar içerisinde saygıdeğer hocam ne yapıyor? Uygulanabiliyor. Uygulanıyor hatta öyle söyleyelim. Geldik son hastalığımıza. Bu da menenjit. Menenjit beyin zarının iltihaplanmasıdır. Beyin zarını
iltihaplanmasıdır sayılır hocam. Hasta direkt temas veya damlacık yoluyla bulaşır. Tedavi edilmezse sakatlık ve ölüme sebep olabiliyor. Şöyle yazalım. Tedavi edilmezse sakatlık ve ölüm oluyor diyelim saygıdeğer hocalarım. Hastalığa bakteri, virüs veya başka etkenler neden olabiliyor saygıdeğer hocalarım. Öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlayan hasta daha sonra ateş, huzursuzluk, koma gibi belirtiler verir. Buraya koma yazalım. Çünkü koma burada da soru çözdürür tarzdadır hocalarım. En belirgin ayırt edici belirti ise baş ağrısı ve ense sertliğidir. Bakın. Ense sertliği. Bu da nasıldır soru çözdürür. Ama ense sertliği bebeklerde nasıl söyleyelim? Pek görülmez bu belirti. Pek görülmez. Böyle söyleyelim. Aşıyla korunması yapılıyor. Bakteriyel menenjit hastalığı ise antibiyotikle tedavi edilebiliyor saygıdeğer hocalarım. Bu şekilde diğer bulaşıcı hastalıkları da bitirmiş olduk ve hani herkesin eminim ki çok çekindiği bir nokta bu çocuklarda görülen, sık görülen hastalıklar. Bu hastalıklar hocalarım böyle hani döküntülü hastalık, solunum yolu hastalığı ve diğer bulaşıcı hastalıklar diye 3 kısma ayırdığınız zaman akılda tutması ve soru çözerken ana noktaları, o ayırt edici noktaları da çok kolaylıkla gördüğünüzde sorularda rahatlıkla yapılabilir düzeye geliyor. Geldik diğer konumuza. Bu da bağışıklama ya da diğer ismiyle aşılama saygıdeğer hocalarım. Şimdi aşılama nasıl anlatalım sizlere? Aşı veya aşılama hasta olmadan önce vücuda zayıf ya da ölü mikrop verilerek uygulanan koruyucu bağışıklığa biz ne diyoruz? Aşı diyoruz. Yani hastalığa yakalanmadan önce zayıf ya da ölü mikropları ne yapıyoruz? Mikropları vücuda veriyoruz, enjekte ediyoruz ya da işte ağız yoluyla veriyoruz vesaire. Çünkü aşının türleri vardır hocalarım. Aşı olan çocuklarda ileride bu hastalıklar yüksek ihtimalle görülmez ancak görüldüğü takdirde belirtileri çok hafif oluyor. Zaten aşı hani zayıf. Aşının mantığını şöyle anlatayım ben size. Şimdi şunu bir hani hücrenin çekirdeği sayalım. Biz aşı yoluyla ne yapıyoruz? Zayıflatılmış ya da ölü virüsü vesaire bu vücuda enjekte ediyoruz. Hücredeki bu hani korumayı sağlayan antikorlar vesaire ya da işte akyuvarlar ne yapıyor? Buralarıyla savaşıyor. Ve belli başlı neler üretiyor? Antikorlar üretiyor akyuvarlar. Daha sonra ilerleyen dönemlerde asıl mikrop, gerçek mikrop vücuda girdiğinde bu akyuvarlar zaten bu zayıflatılmış ya da ölü mikropla temas halinde olduğu için buna yönelik bir de antikor ürettiği için bu mikrobu tanıyor ve hemen ne yapıyor? Ona göre antikorlarını salıyor ve mikrobu yok ediyor. Bakın çok hafif görülmesi ya da hiç görülmemesinin nedeni bundan ibarettir saygıdeğer hocalar. Böyle kısa kısa akılda tutulması için. Şimdi doğal olarak hastalığın geçirilmesiyle veya aşılanmayla kazanılan bağışıklığa aktif bağışıklama diyoruz bakın. Hastalığı direkt yaşamak ya da aşılanmak nedir? Aktif bağışıklanma. Aktif bağışıklanma. Aktif bağışıklanma sayılır hocalarım. Doğum itibariyle başlatılan aşılama programları sayesinde birçok hastalığın görülme olasılığını biz ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Geçen sene sınav sorusuydu. Evet, geçen sene sınav sorusuydu. Bunu da burada verelim. Dünyada yapılan çiçek aşıları sayesinde bu hastalık artık görülmüyor. Bakın çiçek. Geçen sene sınavda soru olarak gelmişti. Çiçek aşısının hani yaptığımız için doğumdan itibaren ve çok eski dönemlerden beri yaptığımız için şu anda çiçek hastalığı bulunmuyor. Çiçek hastalığı bulunmuyor saygıdeğer hocalarım. Ve bu aşı hani hala artık nasıl söyleyeyim uygulanmıyor. Çiçek aşısı artık uygulanmıyor bakın. Uygulanmıyor. Yanlış değilsem sınavda zaten şöyle soru şu şekilde sormuştu. Hangisinin işte hani aşısı yapılmamaktadır diye. Çiçek aşısıydı doğuracağımız. Çocuk felci konusunda da hemen hemen bu noktaya gelinmiştir. Çocuk felci içinde hemen hemen hani artık çok az görülmeye başlanıyor. Belirli bir hastalığı geçirenlerin serumlarından elde edilen antikorların hastalığı geçirmeyen kişilere verilmesiyle kazanılan bağışıklık ise biz pasif bağışıklık diyoruz. Yani geçici bir koruma, geçici bağışıklık, pasif bağışıklık. Pasif bağışıklık. Pasif bağışıklıkta da şöyle. X kişisi hastalığı geçirdi.
Y kişisi hastalığı daha geçirmedi saygılar hocam. Şimdi X kişisine ne yapıyoruz? X kişisinin vücudunda üretilen antikorları bakın, antikorlar. Antikorlar savunma mekanizmasıdır. Ak yuvarlar tarafından üretiliyor. Antikorları ne yapıyoruz? Bu antikorları serum yoluyla ne yapıyoruz? Y kişisine veriyoruz. Y kişisi aslında hastalığı geçirmemesine rağmen veya burada aktif bağışıklığına dediğim gibi ölü ya da zayıflatılmış mikrobu Y kişisinin vücuduna vermeden buradaki antikorları vücuda gönderiyoruz. Ve olası bir hani o mikrobun vücuda girmesi durumunda buradaki antikor burayla savaşır. Fakat bu antikorlar uzun bir süre işte hani bu mikropla karşılaşmasa ne oluyor? İşlevini yitiriyor. Bu da pasif bağışıklama. Yani sonradan bu hastalığa yakalanabilirler saygılar hocam. Bu nedenden pasif bağışıklama pek fazla kullanılmıyor. Ancak aktif bağışıklama çok yaygın bir şekilde kullanılıyor saygılar hocalarım. Şimdi biz aşıları 3 sınıfa ayıracağız. Bunlar canlı zayıflatılmış aşılar, ölü inaktif aşılar ve toksoid aşılar olmak üzere biz bunları 3'e ayıracağız. Toksoid aşılar da mikroorganizmalardan değil, onların toksinlerinden üretilen, yani tetanoz gibi bu tarz aşılar toksoid aşı olarak geçiyor saygılar hocalarım. Şimdi dilerseniz canlı zayıflatılmış aşıların özelliğiyle başlayalım. Hastalık etkeni zayıflatılmış olarak vücuda verilir bakın. Yani biz mikrobu, yani işte virüs olur, bakteri olur, ne yapıyoruz? Zayıflatarak vücuda veririz. Vücuda verilir saygılar hocalarım. Canlı aşılar polio, çocuk felci ya da sabin, su çiçeği, kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, verem aşıları gibi aşılar zayıflatılmış aşılardır. Bunlardan bir iki tanesini yazalım. Polio, diğer ismi çocuk felci hocalarım. Çocuk felci. İşte verem, şey diye geçiyor. BCG diye geçiyor veremde. Efendime söyleyeyim, ne demiştik? Su çiçeği, kızamıkçık. Bunlar zayıflatılmış canlı aşılar olarak geçiyor. Ölü inaktif aşılarsa saygıdeğer hocalarım, bunlar da bu aşıların birkaç kez tekrarlanması gerekmektedir bu arada. Bunu bir vurgulayalım. Canlı zayıflatılmış aşılar bir kere yapıldıktan sonra tekrar yapılmasının bir gereği yoktur. Hani durum itibariyle tekrar yapılabilir ancak hani zayıflatılmış aşıların ikinci kez, üçüncü kez yapılmasına gerek yoktur. Bir zorunluluğu yoktur. Ama ölü inaktif aşılar birkaç kez yapılması lazım bakın. Birkaç kez yapılması lazım. Neden birkaç kez yapılması lazım? Şimdi ölü olarak gönderdiğimiz için vücuda ak yuvarlar tarafından bir antikor oluşturulmamış olabilir. İkinci kez gönderiyoruz, üçüncü kez gönderiyoruz ki daha sonra işte hani kan tellerine bakıp bu hani mikroba dönük bir antikor oluşturulmuş mu, oluşturulmamış mı, buna bakılıyor saygılar hocalarım. Ölü aşılar mantık olarak nedir? Etken, virüs, hani şu virüsümüz olsun ya da mikrobumuz olsun, bunu ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Evet, bunu öldürüyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Hücremize, vücudumuza enjekte ediyoruz. Vücudum buna göre bir antikor üretmesini bekliyoruz. Bu ölü aşılar genelde hangileri oluyor? İşte boğmaca olabilir mesela. Boğmaca bir ölü inaktif aşıdır. Ya da işte saygılar hocam ne olabilir? Kuduz olabilir mesela. Kuduz aşısı da ölü inaktif bir aşıdır. Hepatit A olabilir. Hepatit A olabilir. Çocuk felci de var. Çocuk felcinin de saygılar hocalarım burada ölü inaktif aşılar içerisinde yeri vardır. Aktif aşılarda da, yani canlı zayıflatılmış aşılarda da var ama ölü inaktif aşılarda da bulunuyor. Çocuk felci saygılar hocalarım. Toksoid aşıya biz ne demiştik hocalarım? Mikroorganizmadan değil. Onun ürettiği nelerden? Toksinlerden üretiliyor. Onların ürettiği toksinlerden üretilir. Bunlar da hocalarım hani tetanoz, difteri örnek olarak verilebilir. Tetanoz ve difteri saygılar hocalarım. Difteri bunlara örnek verilebilir saygılar hocalarım. Şimdi bir de aşıların türleri var. Aşı uygulama türleri. Bunlar nelerdir? Mesela bir tanesi var ki hocalarım, deri içine uygulama yapılır ya da kas içine uygulama yapılır. Deri altına uygulama yapılır ve ağız yoluyla, oral yolla verilebilir. Deri içine uygulanan aşılar nelerdir? BCG aşısı mesela. BCG büyük olacak. BCG aşısı mesela nedir? Deri içine uygulama. Ha, bunlar sınavda çıkma ihtimali var mıdır? Yani biraz detaydır ama ben gene de vermek istedim. Hani olabilir çünkü saygılar hocalarım. Yani buranın hangi aşı, hangi uygulama yöntemiyle, türüyle işte
yapılırdan ziyade aşağıdakilerden hangisi aşıların verilme yöntemlerinden biri değildir gibisinden de bir uygulama yöntemlerinden birisi değildir gibi de bir soru olarak gelebilir. Zaten 4 tane öncül olduğu için 5. yönteme koyar soru olarak karşınıza çıkarabilir. Bu nedenden dolayı bunu özenle seçip buraya yerleştirdim. Kas içine uygulanan aşılar var. Mesela difteri, tetanus, boğmaca. Şöyle yazalım. Difteri, tetanus, boğmaca. Buna genelde intramüsküler, müsküler Latince'de kas intra içine demek, kasın içine uygulanan aşılar intramüsküler olarak geçiyor. Hepatit A aşısı, hepatit B, grip aşıları mesela, grip aşıları da grip aşıları ki zaten grip aşısını genelde koldan yap, omuzdan yaparlar saygılar hocalarım. Ne yaparlar? Omuz kası, deltoid kas dediğimiz omuz kasına doğru oraya ne yapıyorlar? Aşıyı uyguluyorlar. Deri altı uygulamalar var. Buna da biz subkutan uygulama. Latince'de SC diye geçer. Subkutan uygulama, deri altı uygulama. Bunda mesela polio, kızamık, kızamıkçı, kaba kulak gibi. Polio, kızamık, kızamıkçık gibi. Bunu genelde nereye yapıyorlar? İşte arka kolun alt kısmına, bisepsler değil de trisepslere yapılır. Ya da mesela karının altına, karındaki derinin altına yapılabiliyor. Bu aşılar bu şekilde. Bir de ağız yoluyla yapılan aşılar var. Oral yolla. Bunlar da mesela polio, rotavirüs, polio, rotavirüs gibi aşılardan ağız yoluyla uygulanıyor saygıdeğer hocalarım. Aşıları da bu şekilde bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde bulunan aşılardan bahsedelim. BCG aşısı neydi hocalarım? Verem aşısıydı. İkinci ayın sonunda yapılır. İkinci ayın sonunda yapılır. Ve bir doz şeklindedir hocalarım. Bir doz şeklindedir. Sol omuzdan yapılır. Sol omuzdan yapılır saygıdeğer hocalarım. Hepatit B aşısı. Bu da hocalarım karaciğer iltihaplanmasına yol açan kan ve cinsel yolla bulaşan bulaşabilen hepatit B virüsünden korunmak için uygulanıyor. Hepatit B aşısı. Doğumdan hemen sonra uygulanan tek aşı. Bakın aşılardan soru gelirse hepatit B aşısından soru gelme ihtimali çok yüksektir. Neden? Ayrıca nokta ne? Doğumdan sonra uygulanan tek aşıdır. Tek aşıdır saygıdeğer hocalarım. Bu da dediğimiz gibi hani cinsel yolla bulaşan hastalıkları önüne geçmek için ya da kan yoluyla karaciğer iltihaplanmasına yol açıyor bunlar. Bu şekilde bulaşabilen hastalıklardan korumak için yapılıyor bu hepatit B aşısı. 3 doz şeklinde uygulanıyor hocalarım. Bakın 3 doz şeklinde uygulanır. Bunlardan ilkini zaten doğumdan hemen sonra yapıyoruz. Birinci dozu. İkinci dozu da saygıdeğer hocalarım ne zaman yapıyoruz? Birinci ayın sonunda, yani doğumdan sonraki birinci ayın sonunda. Bu doğumdan hemen sonra. Doğumdan sonra diyelim. Doğumdan bir ay sonra yapılır. Üçüncü dozum ise 6. aydan sonra. Hatta 6. ayın sonu diye geçer. Hepatit B aşısında bu şekilde uyguluyoruz saygıdeğer hocalarım. Geldik çocuk felcine. Polio ya da OPA, IPA diye geçiyor saygıdeğer hocalarım. Çocuk felci hastalığından korumak için uygulanan bu aşı Türkiye'de ilk olarak rutin aşı takvimine oral polio aşısı olarak alınmış. Daha sonra inaktif polio aşısı olarak takvimde yerini bulmuş saygıdeğer hocalarım çocuk felci. Bu ağız şekline damla biçiminde veriliyorsa buna OPA diyoruz saygıdeğer hocalarım. Bakın oral OPA, bu o oralin O'su saygıdeğer hocalarım, oral. Ne zaman verilir bu? 6. ve 18. ayların sonunda yapılır. Bakın 6. ve 18. ayların sonunda yapılır saygıdeğer hocam. Bir de bunun nesi vardır? Deri altına iğneyle uygulanır. Bakın deri altına biz ne demiştik? Subkutan demiştik. SC ile göstermiştik. Buna da IPA adını veriyoruz. Bu IPA da saygıdeğer hocalarım dörtlü ve beşli karma aşılar içerisinde uygulanıyor. Bakın dörtlü ve beşli karma aşılarının içinde yer alıyor saygıdeğer hocalarım. Bu dörtlü ve beşli karma aşılar da geleceğiz birazdan saygıdeğer hocalarım. Dördüncü aşı türümüz kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısı olarak geçiyor. KKK diye de şey yapabilir ya da Latince ismi MMR diye de ne yapıyorlar? Karşımıza çıkarabiliyorlar. Bu kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak hastalıklarına karşı geliştirilen bir aşıdır. 1 yaş ve ilkokul 1. sınıf arası olmak üzere 2 doz şeklinde yapılır ve ömür boyu koruma sağlar. Ne zaman yapılıyor? 1 yaş ile 1. sınıf arası. Sınıf arası ki bu genellikle 6 ile 7. yaşa tekabül ediyor saygıdeğer hocalarım. Arasında olmak üzere 2 doz şeklinde yapılır. Bakın
2 doz şeklinde yapıyoruz ve ömür boyu koruma sağlar. Ömür boyu koruma sağlar dersek saygılar hocam, kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşılarının da bilgilerini vermiş olacağız. HIP aşısı saygılar hocam. HIP menenjit ve pnömoni hastalıklarına karşı geliştirilen bir aşıdır. Menenjit saygılar hocam ne demiştik? Beyin zarının iltihaplanmasıydı. Beşli karma aşılarla beraber uygulanır bu. Bakın beşli karma aşıların içinde kullanılıyor saygılar hocalarım. Hangi hastalıklar? Menenjit ve ne demiştik? Pnömoni için uygulanır saygıdeğer hocalarım. Sağlık Bakanlığı aşı uygulamalarına göre ülkemizde karma aşılarla ne demiştik? HIP aşısı uygulanıyor saygıdeğer hocalarım. Geldik bir diğer aşımıza, tetanoz ve difteri aşısı, TD diye yazılır. Bu iki hastalıktan korunmak için bu aşıyı yapıyoruz. 8. sınıfta bir doz, rapel doz yani pekiştirdiği doz olarak yapılıyor saygıdeğer hocam. 8. sınıfta bir doz rapel, diğer ismi hatırlatıcı, pekiştirici doz olarak yapılıyorsa gider hocalarım, tetanoz, difteri içinde bunları söylesek yeterlidir diye düşünüyorum. Geldik şimdi karma aşılara. Üçlü karma aşımız var. Bu DA ve BT diye geçiyor saygılar hocam. Bunlar nedir? Difteri, boğmaca ve tetanoz. Bakın difteri, boğmaca ve tetanoz karmasıyla beraber bu aşı yapılıyor saygılar hocam. Aşıdan sonraki bir gün içinde ateş, aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik görülebiliyor üçlü karma aşısında. Aşının sonrasının ağır seyli olması içindeki boğmacayla ilgilidir. Çünkü boğmaca saygılar hocam dediğimiz gibi biraz sıkıntılı bir hastalıktır. Aşının içinde boğmaca olduğu için aşıdan hemen sonra kişi çok sıkıntı yaşayabiliyor. Bunu hani çok nasıl söyleyelim, büyük bir yan etki göstermediği sürece hani doktor gözetiminde vesaire zaten hani doktora bildirebilirsiniz, işte hani çok ateşi çıkıyor, işte bayağı halsiz veya kolu bayağı ağrıyor, çok gereğinden fazla morardı, şişti gibisinden de doktora görünebilirsiniz. Üçlü karma aşısında ne için vardı üçlü karma aşısı? Difteri, boğmaca, tetanoz. Bakın bu karma aşıları şöyle söyleyeyim, sınavda soru olarak gelebilir. Ya şöyle bir ihtimal var, kaynaklarda da görüyorum, sorular da güzel gerçekten, tam nokta atışı bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi üçlü karma aşısında bulunan aşılardan birisidir? Ya da dörtlü karma aşıya geçtik ki, aşağıdakilerden hangisi dörtlü karma aşısı içerisinde bulunan aşılardan bir tanesi değildir? Bu tarz nedir hocalarım? Verilebilir. Dörtlü karma aşısına gelecek olursak bakın, üçlü karma aşısının aynısı bakın, difteri, boğmaca ve tetanoz aynı devam ederken IPA dediğimiz, yani neydi IPA saygılar hocalarım? Polio ya da diğer ismiyle saygılar hocalarım, çocuk felci. Felç. Bu dört hastalığa karşı yapılan bir aşıdır saygıdeğer hocalarım. İlkokul birinci sınıfta bir doz şeklinde uygulanır. İlkokul birinci sınıfta bir doz şeklinde uygulanır saygıdeğer hocalarım. Beşli karma aşısında da bu dörtlü karma aşının aynısını alıyorsunuz. Sonra HIP dediğimiz aşıyı. Burada HIP'e biz ne demiştik saygıdeğer hocalarım? Menenjit ve pnömoni için uygulanan aşı. Yani en sonunda da HIP'i ekliyoruz ve beşli karma aşısını ne yapıyoruz hocalarım? Uyguluyoruz. Bakın difteri, boğmaca, tetanoz, işte IPA ya da diğer ismi çocuk felci. Saygıdeğer hocalarım, çocuk felci ve HIP aşılarını içerir. Bakın HIP aşılarını içerir 5'li aşı. Bu aşı saygıdeğer hocalarım 2. ay, efendime söyleyeyim 4. ay, 6. ay ve rapel yani pekiştirici doz olmak üzere 18. ay sonunda nedir? 4 doz şeklinde uygulanıyor. Beşli karma aşısı saygıdeğer hocalarım. Şimdi konjük pnömokok aşısı, KPA diye geçiyor. Zatüre, menenjit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklara sebep olan bir pnömokok bakterisine karşı geliştirilen bir aşıdır saygıdeğer hocalarım. Hangi hastalıklar demiştik? Zatüre yani pnömoni, menenjit, beyin zarının iltihaplanması, orta kulak iltihabı. Bunu kesinlikle kaba kulakla karıştırmıyorsunuz saygıdeğer hocam. Orta kulak iltihabı gibi hastalıklara sebep olan pnömokok bakterisine karşı geliştiriliyor. Ne demiştik buna? 2. ay, efendime söyleyeyim 4. ay, 6. ay
ve 12. ayı rapel doz olmak üzere, rapel yani hatırlatıcı doz olmak üzere 4 doz şeklinde uygulanıyor. Saygıdeğer hocalarım, konjuk pnömokok aşısı yani KPA. Geldik hocalarım hepatit A hastalığına karşı yapılan aşıya, hepatit A aşısı. Hepatit A hastalığı, hepatit A virüsünün karaciğerde iltihaplamaya yol açması sonucu oluşan bir hastalık. Bunu ilk başta bir bilelim. Halk arasında sarılık olarak geçiyor. Bakın halk arasında sarılık yani hepatit A sarılık olarak geçiyor. 18. ay bakın 18. ay ve 24. ayın sonunda olmak üzere toplamda 2 doz şeklinde uygulanıyor saygıdeğer hocalarım hepatit A aşısı. Geldik diğer aşımız olan su çiçeği aşısına yani varisella'ya. Bu da varisella virüsüne karşı geliştiren bir aşı. 12. aydan sonra 1 doz şeklinde uygulanıyor saygıdeğer hocalarım. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde yer alan aşılardır. Bunu bütün çocuklara belli dönemlere kadar 8. sınıfa kadar bile hocalarım ne yapıyorsunuz? Bu aşıları yapıyor Sağlık Bakanlığı. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde olmamasına rağmen uygulanan 2 tane de aşımız var. Bu 2 aşımızı da şu şekilde, birisi grip aşısı, bir diğeri rotavirüs aşısı. Grip aşısı değişken bir virüs olduğu için hocalarım bakın değişkendir. Değişken bu arada net görünüyor mu? Şöyle hafifle çekeyim. Değişken bir virüstü, virüse bağlı olduğu için hocalarım aşısı her yıl tekrarlanarak hazırlanıyor bakın. Aşısı her yıl tekrarlanarak hazırlanır ve ne yapılır? Uygulanır saygıdeğer hocalarım. Bir de geldik rotavirüs aşısına. Bu da ishale sebep olan virüslere karşı geliştirilen bir aşıdır. Oral yolla. Verilir. Ne demiştik saygıdeğer hocalarım? İshale sebep olan virüslere karşı uygulanır. Bu arada virüslerin bir ilacı yoktur. Aşılarla aşmaya çalışıyoruz. Bakterilerinki mesela ilaçları vardır hocalarım. Tedavi yönteminde ne yapılıyor? Antibiyotikler kullanılarak bakteriler yok ediliyor. Şimdi hocalarım anne çocuk sağlığı dersini bitirdik. İlk yardım dersiyle devam edeceğiz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. İlk yardım dersi de toplamda hocalarım kaç sayfadan oluşuyor? Buna bir bakalım. Evet, 6-7 sayfadan oluşuyor. Bu da hemen hemen büyük ihtimalle 2 videoda ya da 1 videoda falan bitirmeye çalışacağız. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın efendim.